9 Aralık 15 Aralık haftalık burcumuzu başladık. Hopluyorsunuz, zıplıyorsunuz, abone oluyorsunuz ve likeliyorsunuz. Mutlaka ve mutlaka yazdığınız tüm oluşumları okuyorum. Evet Bazen cevap veriyorum, bazen cevap vermiyorum. Doğal olarak ben e, yeşil çay içiyorum. Herkese de tavsiye ediyorum yatmadan önce ve sabah uyandığınızda. Ama kova burcuna biliyorsunuz ki geçen hafta su içerken denk gelmiş ve bunu şikayetini yaptılar. Ben de insanım ya, rica ediyorum. Her şeyi içebilirim ama höpleterek içmeyi seviyorum, bunu unutmayın Neyse ben başlıyorum, sinirlenmeyeyim yine. E, koç burçlarını özellikle bu hafta e, 2020 hazırlığı içerisinde olacaksınız. Çünkü 2020 Koç burçlarına gerçekten güzellikler getirecek ama siz bu e, 9 Aralık itibariyle iş planlarınızla alakalı hedeflediğiniz noktaları tam anlamıyla 2020 hazırlığı şeklinde yapacaksınız ve yapacağınız anlaşmalar ve yapacağınız yenilikler ve uzun süredir iş bile arıyorsanız artık tam doğru zamana geçiş yaptınız ve doğru noktayı yakalayacaksınız. Bence e, koç burçları hani oğlağa geçti biliyorsunuz ki Jüpiter. Jüpiter oğlağa olaya geçtiği için koçlar oğlaklardan iş konularında daha başarılı, daha hedeflerini tutturacakları için şimdiden şans size kırmızı ışığı fazlasıyla Hatta bu yeşil ışığı doğru noktada değerlendirirseniz çok güzel iş başarılarınız gerçekleşecek. Yeni anlaşmalar, yenilikler hatta ve hatta maaşınızla ilgili şikayet eden ya da devlet kurumundaysanız farklı bir noktaya geçmek istiyorsanız alternatif oluşumlar size inanılmaz renk ve keyif katacak ve bunlar size çok başarılara doğru oluşum sağlayacak. Kariyer hayatınızla ilgili de eğitim yapan ve eğitimiyle ilgili planladığınız dil eğitimi ya da yüksek e, kariyer anlamında, akademi anlamında hedeflediğiniz noktalar içinde çok doğru kararlar almış olacaksınız ve bunları bu aralık sistematik koyacaksınız. İşinizle alakalı planlarda doğru döngüde olacak ve çok keyifli ve çok mantıklı ve size mantıklı gelecek her şeye doğru atılımlar yapacaksınız. Şanslı günleriniz bu şanslı günleri her noktada doğru değerlendirirseniz 2020'yi çok rahatlıkla çok keyifle ve bu aralık 2020'nin altyapısını sağlayacaksınız. Bence bunlar sizin için artı değerler ve kazançlar olacak. Boyunla alakalı son zamanlarda baş ağrısı, migren boyunla ilgili sağlık probleminiz olabilir. Bu konuda biraz egzersizleri ya da spora çok ağırlık vermiş yanlış hareket yapıyor olabilirsiniz ve boyun ileride size sıkıntı yaratabilir. Bir doktor kontrol istiyorum. İlişkiler konusunda biraz baskın bir karakter olduğunuz için ve kurallarınızın kendi dediğinizin geçmesi için biraz hassas bir dönem içerisinde ilişkiyi zorlayacaksınız. Ben de diyorum ki ilişkiniz doğru bir dönemde radikal kararlar verip ilişkinizi zorlamanıza gerek yok. Anne ile alakalı mide ya da belle ilgili bir sıkıntı yaşanabilir. Ufak da bir seyahatiniz var bunu da alayım. Hafta sonu gayet güzel ve uzun süredir de görüşmek istediğiniz dostlarınızla ya çarşamba ya perşembe güzel bir yemek yiyeceksiniz diyorum. 9 Aralık 15 Aralık boğa burçlarını neler bekliyor diyorsanız. Evet yurt dışı ile alakalı bekliyorsunuz bazı iş teklifleri var. Eğer bunları doğru noktada dengeleyip doğru kontrol ederseniz, yurt dışı kapılarınızla ilgili inanılmaz güzel başarılar, güzel sevinçli haberler alacaksınız. Ama biraz sizi keyifsiz bir haftaya bekliyor. Çünkü çok yorgun olduğunuz için ailevi yorgunluk, duygusal yorgunluk ve kendi içinizde yaşadığınız işsiz iş stresi ve kalben yalnız hissettiğiniz için biraz hani umut ve rahatlık istiyorsunuz ya. Bu rahatlıklar sizin hayatınızda duygusal olarak leştiremediği için sanki e, yeni kaynakları biraz dikkate alamayabilir, biraz dikkatiniz dağılabilir. Ne diyoruz? Biraz duygusal hayatımızı bu hafta geride tutuyoruz. Niye tutuyoruz? Çünkü e, yapmak istediğiniz planlar var ve bu planlar daha çok yurt dışı anlaşmaları, yenilikler ve belli bu hafta belli sınav haftanız da olacak. Yani bu 9 Aralık ve 15 Aralık sizin için bir sınavdan geçme haftası olacak. Bunu eğer e, mantığınız ve duygusallığınız ağır basmazsa mantığınız doğrultusunda çok güzel e, oluşumlara imza atacaksınız ve yön, yönünüzle alakalı değişmesini istediğiniz hedeflerde aydınlığa girecek. E, güzel güzel anlaşmalarınızın imzası var. Eğitim yapan bazı boğalar biraz dikkat sorunu olabilir. Biraz eğitiminizle alakalı ya da yapmak istediğiniz planlarınızla alakalı biraz daha dikkat ederseniz ileriki kariyer döneminizi şimdiden hazırlayabileceğinizi düşünüyorum. Evet bu hafta boğalarda şu var. Evet işi boş ver Emineciğim. Ben duygusallıkla e, tatmin olmak istiyorum ruhumun sevgiye, şefkate, ilgiye ihtiyacı var. Çok uzun süredir e, yalnızım. E, evliliğimde bile yalnızım ya da ilişkimde bile yalnızım ve bu dengeleri kuramadığınız için hiçbir şeye adapte olamıyorum diyorsanız artık bir e, sizi sizi çok iyi anlayacak ve kendinizi doğru ifade edeceğiniz yardımcı danışman olabilir, psikiyatrist olabilir. Efendime söyleyeyim meditasyon, yoga olabilir. Enerjinizin ruhsal olarak bir değişmeye ihtiyacı var ama bence muhteşem anlaşmaları doğru değerlendirmek derirseniz bir daha haftaya duygusallığınızı atarsanız çok artık paraların sizin hayatınızda geçiş sağlayacağını söyleyebilirim. Uzun süredir de ailenizde bazı miras konuları ve çözemediğiniz bazı yasal haklar var ve bunlar uzun süredir mahkemede olduğu için bazı hakları alamadınız. Bir de ailenize bakmaktan çok yorulan boğa borçları artık üstünden sıyrıl demeye başladı. Ben kimseye bakmak istemiyorum. Ben kendi hayatıma bak. Evet bunu artık ailenize ya da büyüklerinize bu konuyla ilgili oturup konuşmanız gerekiyor. Bazı noktalarınızda noktaları çözmeniz lazım ki psikolojik olarak da rahat ermeniz lazım e, bence e ilişkisi olmayan boğalara tam aşk önemi diyorum. Eğer işi doğru dengelediğinizde doğru eli tutacaksınız ama sabırsız karar verip hatalı bir ilişkiye başlamanızı istemiyorum. Ama baş, aşk enerjiniz var. Özellikle 11 e, iki Aralık itibariyle yenilikleri yelken açıp Bu yenilikler size artılar getirecek. Sağlık olarak ruhsal yorgunluklar dedi mutlaka. E, son zamanlarda eee Ayak ağrılarınız da, taban altı ağrılarınız söz konusu olabilir. Bunlara dikkat edin. Bir de dost kazığı yiyeceksiniz. Buna hazırlıklı olun. Ve inandığınız ve güvendiğiniz bizi, biri size çok büyük bir yara verecek bu hafta. 9 Aralık, 15 Aralık. İkizler Burcu'nun neler bekliyor diyorsanız. Çok pozitif, çok iler yüzlü, çok keyifli bir haftaya başlangıç yapacaksınız. Maddi olarak da yaptığınız hataları toparlama. Ve parayla ilgili konuşmaya başlayacaksınız başlayacaksınız. Bu demektir ki artık kendinize para biriktirmek, borçlarınızdan kurtulmak ve sıkıntılarınızı artık örtme dediğim bir e, döngüye giriş yapacaksınız. Ve gerçekten sıkı borçlarınızın çoğunu e, yıl ortasına doğru değil de yılın sonuna doğru daha rahat bir şekilde halletmiş olacaksınız ama şu borçlarla alakalı konuşmaya başladınız. Bunu deftere alın, kağıda dökün ve sistematik olarak ödediğinizde çok büyük bir rahatlık ve sistematik olarak yazdığınızda çok büyük bir rahatlık evresine gireceksiniz Bence siz e, bu aralıkta borçlarınızla alakalı sistemi yapın Çünkü işiniz gayet başarılı ve beklediğiniz yenilikler var bunun da zaferini alacaksınız ve yöneticileriniz ya da çalıştığınız insanla agresif dönem geride kalıyor daha bolluk bir döneme giriş yapacaksınız Ben size diyorum ki para ve borcu bitirme ayına giriş yaptınız. Doğru değerlendirdiğinizde kafanızda almak istediğiniz bir nokta var. 7 ay sabırlı olursanız, sıfırlanırsanız almak istediğiniz noktada gayet iyi bir nokta olacak. Ortaklı iş yapan ikizler burcunda ciddi tartışmalar ve ortaklık ayrılıkları karar vereceksiniz. Bence biraz daha gerginlikleri geride bırakın. Doğru ortakta, evet doğru ortakta olmayabilir ama parasal dengede doğru olmadığınız için ortaklı olan bağlarınızı dengelemeniz gerekiyor. Gerekiyor. Dengelemezseniz bulunduğunuz noktada zarar görüp ve işinizden çıkmak zorunda kalacaksınız. Ve saçma sapan gurur yapacaksınız. Bunu da dengelemeniz lazım. Uzun sıradır kulak burun enfeksiyonlarınız ve şuradaki nodüllerle boğaz iltihapları, e, e, hani bronşlarınızla ilgili dikkat etmeniz gereken noktalarımız var. Bu noktaları eğer ihmal etmezseniz e, akciğer noktamızda hassasiyet oluşabilir. Şimdiden boğaz nodüllerinizi, enfeksiyonlarınızı kontrol ederseniz risk almama gerektiğini düşünüyorum. E, i̇lişkiler yani karı koca hayatımızla alakalı noktada aslında bir şeyleri toparlamak istiyoruz ama maddi dengelerden evi toparlayamadığınız için ben diyorum ki biraz daha siz e, eşinize karşı sıcak tavırlar ve enerjinizi toparlasın toparladığınız takdirde muhteşem evliliğinizde gerginliklerden kurtulacak. Hatta çocuk niyeti olan ikizler tedavi ya da olmak istediğiniz çocuğa sahip olma dönemine giriş yapın. İlişkisiz ikizlere belki bu hafta değil ama 15 Aralık'tan sonra sürpriz bir aşka yelken açabilir. Hatta bir dostunuzun tanıştırmasıyla ciddi bir enerjiye girecek bazı ikizler var. Bunlar sizin için artı evreler olacak. Sizin de ufak tefek almanız ve borç almanız ve borç verdiğiniz insanlar Ile alakalı artık o kalemi silin. Kimsenin size vereceği ya da alacağı sistem yok. Kimse sizi yok sayıyor. Artık kimseye borç vermemeyi öğrenmeniz lazım. Beklediğiniz borçlarında kalemini sil. Bir bardak su için keyfinize bakın diyorum. Ve uzun süredir ufak tefek kazalar atlatabilirsiniz. Hassas ve dikkat probleminiz olduğu için bence Nas felak okumadan çıkmayın. Çabuk nazara geliyorsunuz. Ve bu nazar sizin dikkatinizde, dengenizde bozuyor olabilir. 9 Aralık, 15 Aralık Yengeç Burcu'nun neler bekliyor diyorsanız. Ay 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 ay. ay. Biriken borçlar. Toparlanmaya çalışmanız ve hayatınızda çok yoğun bir iş temposu ve yenilikler katmak istiyorsunuz ama beklemediğiniz sürpriz paralar bu hafta ufak ufak sizi rahatlama evresine getirecek. Yani ne bileyim hiç beklemediğiniz bir dostunuz ya da unuttuğunuz borç verdiğiniz birinin size güzel güzel para geç geçmeleri olacak ve bunları çok iyi değerlendirirseniz bu Aralık ayı siz nefes almayı, parayla ilgili artık sıkıntıları yavaş yavaş toplamaya öğreneceksiniz. E, ancak e, şöyle söyleyeyim e, parasal evreninizde hala e, enerjinizde bir jüpiter etkisi var. Bu, bu jüpiter etkisi biraz sizi kasıyor olabilir, yıpratıyor olabilir. Ama şunu demek istiyorum ilişkiler açısından muhteşem bir döngüye giriş sağlayacaksınız. Sadece para konularınızda ufak ufak değişimler olacak ama e, aşk konusunda daha verimli değişimler. Kalıcı ilişkiler, netliğe kavuşmak, mesela evlenme teklifi alabilir. Ek, evlenme teklifi teklif edeceğiniz bir süreç girişine sağlayacaksınız. Ama ne diyoruz? Acele etmiyorsunuz. Doğru zamanı, doğru vakti beklemeniz lazım. Beklemeniz lazım. Bence doğru bir haftadasınız. dinirin. Artık teklifi yapmanız gerektiğini düşünüyorum. E, uzun süredir işsiz olan yengeçlere de güzel haberler geçişi sağlanacak ama 16 Aralık'tan sonra beklediğiniz haberler ve yenilikler olacak. Biraz daha sabırlı olun ve devletle alakalı beklediğiniz ve girmek istediğiniz bazı iş ve araya birilerini sokmak istediğiniz kurumsal bir haber bekliyorsanız bunun olumlu kağıdını alacaksınız. Ben sizde başarı görüyorum. Bu hafta güzellik, sürprizler, oluşumlar ve özellikle aşk konusunda minnoş minnoş heyecanlar yaşayacaksınız. Bunun tadını çıkartın isterim. Ee, ama şöyle bir sorunumuz var. Sürekli insanlar tarafından alınganlık yapıyorsunuz. Yani öyle bir alıngansınız ki bardağı niye getirdin? Acaba bana ne demek istedi? Yani su ister biri sizden. Niye de ne amaçla su istedi? Bence hani şu güvensiz oluşunuzu ya da kendinize olan güvensizliğinizi dışarıya acaba bırakıp daha net bir tavırla enerjinizi dışarıya yansıtırsanız artık ilişkiler ve dostluklar arasındaki anlaşmaz, anlaşmazlıklar bitip sizi daha net anlayabilirler. Saçma sapan alınganlıkları geri bırakıyoruz. Bir de e, Yurt dışı ile ilgili tatil yapmak isteyen bazı çiftler için tam zamanı biletinizi alın uçmak istediğiniz noktaya uçun istiyorum. Evet sağlık olarak sırt boyun fıtığı ve e, ciddi anlamda e, hani e, kalça hani deriz ya e, omurga değil kalçanın altındaki kuyruk sokumu süper. Kuyruk sokumunda hassasiyeti ve yatak değiştirebilir ve uzun süredir de eşyalarınızı değiştirmek istiyordunuz. Evet ufak ufak sıkıntılar var ama eşyaların eşyalarında gerçekten değişmesi lazım. Bu değişim tam zamanı. Sizin de babayla alakalı çözemediğiniz sorunlar ve kendinizi ifade edemediğiniz için babanızın sizi anlamadığını düşünüyorsunuz ve ya da babanız yoksa bu eksikliği yaşıyor olabilirsiniz. Bence babanız sizi seviyor. Sadece ifade ve hani e, jenerasyon ve jenerasyon olmayan dönemler diyelim duygular biraz geç ifade ediyor olabilir. Etmiş de olabilir diyorum. 9 Aralık, 15 Aralık Aslan Burçları'nı ne bekliyor? Kariyer anlamında sürpriz. Hiç beklemediğiniz, beğenmediğim, benden nefret ediyor dediğiniz yöneticiniz size sürpriz bir değişim yapabilir. Hatta patronun benden nefret ediyor, işimden çıkartacak. Ben işimi kollamayın. Hayır, patronunuzla bağınız daha güçlenecek diyebiliyorum. Yeni terfiler, yeni anlaşmalar, yenilikler size çok sürpriz bir değişim getirecek. Hiç ummadığınız yöneticiniz ya da patronunuz, "Aa ben seviliyormuşum." dediğimiz bir noktaya geçiş sağlayacaksınız. O yüzden yeni anlaşmalar size güzellikler ve başarı getirecek. İşsiz olanlara da gerçekten güzel bir teklif kurumsal ya da istediğiniz iş neyse bunun teklifini bir aile dostunuzdan haber alarak işinize de başlayacaksınız. Özellikle son zamanlarda aslan enerjisine baktığım zaman hani polis olmak, savcı olmak, hakim olmak ya da devletle bütünleşmek isteyen haritanızda daha çok aslan haritasını incelediğimde şöyle diyorum evet devletle ilgili olumluluklar var ama gerçekten çok mücadele istediğiniz noktaya geçmeniz için daha vakit ama eninde sonunda zaferinize erişeceksiniz. Çünkü şey var sizde eee hani şansın gizli noktaları vardır ya siz şansın gizli noktalarından yararlanacaksınız ve hiç olmadık sürpriz yıldızlar sizin etrafınızda dolanacak iş konunuzla ilgili kaygı etmenizi istemiyorum güzel değişim ve beklediniz... özellikle bankayla alakalı unuttuğunuz bir evranız ya da unuttuğunuz bir ödeminiz kapınıza ufak bir uyarı şeklinde gelebilir bir öde geçmiş ödemelerinizle alakalı bir kontrol bu kontrol edilmezse bir haciz ya da bir icra ya da uyarı bir kağıt alabilir biraz biraz canınız buna sıkılabilir ama ama sorun olacak bir nokta olarak görmüyorum. Sizin de anne soyunuzdan ya da babanızın anne soyundan bazı miras konularınız ama o mahkemelik, sorunsal ve uzun süredir çözemediğiniz bir daire sorununuz var ama belki bunu 2020 sonunda düşünüp size bu paranın geleceğini düşünüyorum. Biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor miras konularında ve uzun süredir arazi almak isteyen bazı aslanlar tam zamanı yatırımınızı yapın ve bazı projeler yapmak istiyorsunuz ve kendi kendini otel ya da küçük butik otel yapmak isteyen bazı aslanlar için de sürpriz oluşumlar gerçekleşecek. Ya Emineciğim benim artık iş konum var. Ben, ben işsizim. Ne oteli diyen aslanlara da diyorum ki güzel anlaşmalar ve yenilikler var. Özellikle kariyerinizi tamamlamak isteyen ve yüksek master yapmak isteyen aslanlar için de doğru yolunu ya da doğru ülkeye gidiş evreniz olacak. Bu da sizin için gayet hayırlı ve aydınlık olacak. İlişki korununuzda her an sorunla kavuşturmak için elinizden yapıyorsunuz. Elinizden gelen her şey yapıyorsun sorun yani kapıyı açtım sorun halindesiniz bence e, artık sorunları da birebir konuşarak çözerseniz her şeyi kestirip atı, anla, hani bazı insanlar vardır ya kadar ha, anlatacağım ama kestirip anlatırsın, hiçbir şey anlatmazsın, sadece anlatmış gibi gözükürsün. Biraz daha detaylar ve kontrollü sistemde anlatırsanız ilişkinizdeki bu anlaşılmaz probleminiz de bitecek, anlaşılır bir noktaya gireceksiniz. Bu da sizin için gerçekten hayırlı olur. Yani ilişkiniz için biraz daha net açıklamalar, bu da demektir ki sevgi emek ister, emeğinizi rahat bir noktada... Ee, anlatın istiyorum. Çocuk isteyen aslanlara bu ayı bitirmeniz gerekiyor ama sağlık problemi olacak bir büyüğümüz, de ya da amca gibi bir sıkıntımız var. Sağlık problemi yaşayan aslanlara iyileşme haftası diyorum. Sağlık sorunuz bu hafta geride kalacak. 9 Aralık 15 Aralık Başak Burçları neler bekliyor diyorsanız iş arkadaşlarınızla o kadar çok saçma sapan üstüne gidip insanları kızdırma döneminiz olacak ki. Ya. Yani aslında keyif aldığınız bir şey. Çünkü siz kural, düzen, disiplin derken biraz da ruhunuzdaki enerjik yönünüz ön plana çıkarken insanları şaşırtacaksınız. Yani bu hiç konuşmuyordu. Bu çok titizdi Ne oldu bu espriler derken size e, gerçekten işinizle alakalı anlaşılmaz anlaşıl, anlaşılmazlıktan kurtulup anlaşılır bir noktaya geçeceksiniz. Ve e, gitmek istediğiniz bir nokta var bazı başak burçları için hedeflediniz. Bunun zaferini alacağınız için artık, artık espiritüel yönleriniz, kendinizi hani enerjinizin tavan yapacağı, insanları da bayağı şaşırtacaksınız. O yüzden çok yoğun bir iş temposu gideceğiniz yeni nokta size çok büyük bir başarı ve uzun süredir de aynı noktada yerini değiştirmek isteyen insanlara güzel bir değişim gerçekleşecek ama biraz daha vakti var. Bence siz maaşınızla ilgili bir değişimin kararına gidin. İşiniz şu an bulunduğunuz bazı başaklarda bulunduğu noktada sistem çürüklüğü olduğu için korkular var kovulacak mıyız çıkartılacak mıyız endişe duyanlar bence sistem düzelecek ama biraz daha sabırlı olun maaş konusunda zorlarsanız çok güzel bir noktanın rahatlığına ereceksiniz. Kariyer anlamında yerinden memnun olan başaklara diyorum ki dil eğitimi almanız gerekiyor. Bu sizin için artı bir enerji olacak ve bunu e, artık yavaş yavaş hayatınızda bu eksiğim var deyip buna konsantre olmanız gerektiğini düşünüyorum. Aşk hayatında canlanmalar olabilir ama hani evlilik ve bebek ve hayat arkadaşlığı kurmak isteyen başaklara da bence artık buna Hani Rabbim yıldızı kocaman verdi size bence doğru tanıştırılma ya da doğru tanıştırılma dediğimiz döneme giriş yapacaksınız. Bu da sizin kalıcı hayat arkadaşınız ve bebek artık ben yaşım geçti dede ya da baba ol hani derler ya yaşım 60 oldu artık dede mi diyecekler Hayır size gerçekten baba ve aile olacağınız eş ya da hayat erkek arkadaşınız hayatınıza gelecek ve bu da sizin kalıcı insanınız olacak ve son zamanlarda hafta hani böyle romantik romantik annem babam kardeşim sevgilimle bir Romantik, ne bileyim bir gölün kenarında kahve içmek, yemek yemek gibi bir arzunuz var. Bence siz de bu çalışma ve yazma temposundan vakit poponuzu kaldırıp vakit ayırırsanız, bence bu romantik hafta sonu size iyi gelecek. Ee, uzun süredir üniversite ya da lise arkadaşlarınızla vakit geçirmek isteyen başaklara onlar sürpriz yapacak. Siz onlara değil, çünkü vakit ayırmaya vaktiniz olmadığı için son zamanlarda kaybettiğiniz eşyalar oluyor. Mesela ne bileyim yüzünüzü unutmuş olabilirsiniz. Saat, gözlüğünüz. Bu ara dikkat sorununuz olabilir. Biraz adaptasyon probleminiz olabilir. Bunları hani iş konusunda değil ama kafa dağınıklığınızla alakalı ruhi iyileştirme istiyorum. Meditasyon. Beyninizi çok yormamanız lazım. Uyurken meditasyon müzikleri ve uyanırken bir duş almanızı istiyorum. Çünkü bir hani baş sersemliği var. O da meditasyon size iyi gelecek. Anneanneniz hasta olabilir bazı başaklara uyarı veriyorum. 9 Aralık 15 Aralık terazi kuşlarına ne bekliyor? Aile ilişkileriniz bu hafta hani özel ilişkiniz ya da aile ilişkinizde sorunlar biraz kaoslar, biraz gereksiz laflar, biraz söylenilen olaylar, abartılıp saçma sapan dargınlıklar işten önce aileyi uyarıyorum. Diyorum ki saçma sapan birbirinizi yanlış anlayıp maddi ve manevi tartışmalara sebep olabilir. O yüzden bu hafta aile ile alakalı noktalarda <laughs> biraz daha sakin ve oto kontrollü davranırsak dengeleri yumuşatmaya ihtiyacınız var. Çünkü bazı maddi sorunlarınız var. Büyüklerinizden almanız gerekecek ödemeleriniz var. Bence yumuşat parayı al. ondan sonra kavgayı çıkart isterim terazi burçları en doğrusu bu. Yani şu an ilk başta minnoş minnoşilerle, kavga da olsa haklısın, haklısın de, e, e, sevgilin ya da eşin de olsa haklısın hayatım e, bilmem ne de, e, olayı bitir, kavgayı çıkart izin veriyorum ama başta böyle bir şey izin vermiyorum. Yani bu demektir ki ödemelerinizle alakalı aksilikler yaşandı ve birinden desteğe ihtiyacınız var ve bu hafta bunu oto kontrol şekilde istemek istiyorsunuz. Tam isteyeceğiniz yerde kavga var. Kavganın üstüne girdiniz. Minnoş minnoş ilerleyin, yumuşatın, parayı alın, kavgaya devam diyoruz. Kariyer konusunda da uzun süredir iş yerinizi bırakmak isteyen bazı kovalara, çünkü e, e, terazi borçlarına çok özür diliyorum. E, dengeleri oturtamadığı için ve artık onların hak etmediği noktada oldukları için ve ben bulunmam gereken nokta burası değil. Uzun süredir bekliyorum ve yerim değişsin isteyen terazi borçları için e, biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor bulunduğunuz noktada. Çünkü gerçekten oranın biraz ekonomik ve sistematik olarak bazı sorunları olduğu için şu an 100 kişide çalışıyorsanız 500 kişide çalış aynı konumda sabırlı olmanız gerektiğini düşünüyorum. Ha temelden komple yeri değiştireceğim. 2-3 ay rapor alayım da başka işler arayayım diyorsanız yeriniz doğruydu. Hiç gerek yok. Ee, şu an burayı e, elinizden çıkartmanız demek, e, tekrar başa dönmeniz demek. Bence oturduğunuz yeri kontrol edin, adapte olun. Temelleri ve yöneticileriniz ya da patronlarınıza ya da çalıştığınız insanlara derdinizi anlatın. Biraz daha sabırlı olursanız hak ettiğiniz başlangıçları, gerçekten zaman içerisinde istediğiniz noktaya erişeceksiniz ama hani 9 Aralık 15 Aralık'ta değil, biraz daha beklemeniz gerekiyor. Uzun süredir de kendini iş kurmak isteyen bazı terazilere tam zamanı diyorum. Yapın. Doğru karardasınız. Ortaklı yapacağınız işler size doğru bir evre. Bir de kendi kariyerimin için artık sanatla uğraşmak istiyorum. Bana e, parasal, finans ya da satış ya da doktor olmak istemiyorum. Artık ben hem bu işi yapayım hem sanatla uğraşayım diyen terazi burçları. Eğitim konusunda kendilerinin farklı sanatsal yetenekleri katacak. Bu da sizin için çok iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü sizin ruhunuzda sanat var. Beste yapmak, resim yapmak, dans etmek, her şey yapabilecek yetenektesiniz. Bunu ekstradan yapın, işinizi kontrol edin. E, e, sanata da valla, ama mesleğinizi kaybetmeniz taraftarı değilim. E, sağlık olarak. Ee, şöyle söyleyeceğim. diz sıvılarınız, hani şu sıvılar var ya şekerim, buradaki sıvılarla alakalı ya da ayaktaki e, e, baş parmak ya da hani e, serçe parmak arasında bir şey böyle basıyormuş gibi hissediyorsunuz. Ayak kemikleri ölçümü istiyorum. Yani kemik erimeniz olabilir. Sıvılarla ilgili sıkıntınız olabilir. E, kendinizi çok boğazla yorduğunuz için bacaklarda bir e, hata yapmış olabilirsiniz. Bir kontrol istiyorum ama önemli bir sağlık problemi olduğunu düşünüyorum. Düşünmüyorum. Uzun süredir ev almak isteyen teraziler gerçekten sürpriz bir ev kararı. Hatta yeri beğendiniz, kredi cesaretiniz yok. Hanım yaptın yaptın. Yapamadın bir dahaki sene sonuna kadar düşünürsün. Şimdiden bu riski al ve yapmanı doğru görüyorum. Sizde de şu olabilir. E, aile içerisindeki insanlarla evet art, tartışmalar olabilir ama bu ara apartmanınızdaki dedikoducu insanların şeyine kalabilirsiniz. Hani kulak misafiri olmasını, sizi dinliyor olabilirler. Bu ara bağırarak mı konuşuyorsunuz? Teraziler bilmiyorum ama kapınız dinleniyor. Dikkat edin diyorum. 9 Aralık 15 Aralık Akrep burçlarının neler bekliyor? e, akademi kariyerle ilgili kendinizi sorgulayacağınız bir haftaya gireceksiniz. Ben yanlış bir eğitim aldım, yanlış bir işte miyim? Ya da burası bana e, benim hak ettiğim nokta mı? Ya da başka eğitimler alayım burayı da mı? Evet başka eğitim de alıp yaratıcı bir zekanız var. Hatta son zamanlarda bazı akreplerde spiritüel yaşama yani astroloji eğitimi, meditasyon enerjisi e, ya da spora aktif olan erkeklerde astroloji ile ilgilebilir. Böyle bir hani ayrım yok bizde, <laughs> bizde hiçbir ayrım yok, hepimiz insanız. Ee, belki bu size gerçekten ruhani olarak çok iyi geleceğini düşünüyorum. Çünkü hisleriniz, akrep burçları son zamanlarda inanılmaz. Yani ben bugün seni düşündüm diyorsun, kapında buluyorsun. Ya yani bu para gelecekti demeye kalmadan sanki para hesabına gelmiyor. Bu ara hislerin seni doğru noktada ilerletiyor. Bence evet akademik kariyer anlamında kendine yeni bir meslek edinmek istiyorsan hislerin sana doğru noktayı buldu, bul, bulabileceğine yardımcı olacak ama bulunduğun işle ilgili de gerçekten çok yoğun bir tempo artık bu yoğunluktan dolayı sen farklı işlere yönelmek istiyorsun e, para da kazanacaksın Tabii ki o işi de yap ama şu anki gelirini göz önüne alarak farklı işlerde yapabilirim de evet bir iş kurmak istiyorsun artık bu işte de devam etme başka birinin adını açacağım bir iş sana çok artı kazandıracak ama sanki oranın oturması için 2 yıla ihtiyacım var. Hem orada hem orada o dengeyi sağlayarak başarı sağlayacağını düşünüyorum. Ee, bazı akreplerde yurt dışına yerleşme. Ben artık bu ülkede hiçbir şey yapamıyorum ve gitmek istiyorum. Akreplere oturun oturduğu yerde diyorum. Nereye gidiyorsunuz? Evet yurt dışında teklifler var ama temelli sizi 3-4 yıllığına yollayayım. 6 ay gidebilirsiniz, 3 ay gidebilirsiniz. ama Temel olarak görmüyorum. Temel noktamız ve sistemimiz burası. Ama e, ben çocuğumu okutmak istiyorum istiyorum, oradan ev almak istiyorum diyen akrepler bunu yapacaklar. Özellikle Şubat, Mart'ta bu karar verilmiş olacak. Notlarınıza da bakıyorum ara sıra. Ne yazmışım, haritanızda ne görmüşüm ayrıca onlara da bakıyorum. Ee, Son zamanlarda akreplere şey yazmışım ayrıca gayrimenkul yani ev ve toprak yatırımı merakınız artacak ne bileyim Urla'dan bir yatırım yapayım Diyarbakır'dan şunu yapayım Van'dan bunu yapayım kafasına geleceksiniz. Evet doğru araştırmalar yaptığınızda güzel arazi ya da güzel yatırımınız gözden geçirilecek. Ee, ve bu size artı enerjiler sağlıyor. Uzun süredir hanenizde büyük kardeş, abla, baba, dede, dayı, amca dediğimiz çok ciddi bir sağlık problemi. Artık herkes gitti gidecek kom bakarken ben de diyorum ki hayır arkadaşım gitti gidecek kom değil iyileşti kom konumuna getiriyorum. O yüzden güzel haber alıp ya hani tekrar böyle yaradanım ben bundan umudumu kesmiştim. Sen bana bu umudu verdin diye elini koluna çıp namazını bile kılacağını görüyorum. O yüzden güzel haber alacaksın ve bu sevinç gözyaşı olacak sizin için artı bir e, evrede sağlayacağını söyleyebilirim. Evli akreplerin bazılarında radikal anlaşamıyoruz ve boşanıyoruz diyen ve ev ve mal konularıyla alakalı tartışmalar var ya kış mevsimi ev ayırmayın yazı düşünün aceleniz var mıydı bilmiyorum ama bence bu ilişkiye bir şans daha yani boşanmak isteyenler tabii ki mutsuzsanız boşanacaksınız ama kış mevsiminde boşanmayın da. Nisan Mayıs'a doğru düşünün çünkü bu ilişkide bir şansa ihtiyacı var bunu her iki tarafta çenesini kapatıp evliliğini sarması lazım evet aşık olmayan ve aşkılayan akreplere biraz daha zaman var ama araba isteyen akrepler sürpriz bir şekilde kapıda olacak diyorum. 9 Aralık, 15 Aralık. Yay burçları neler bekliyor diyorsanız bu hafta ticaret kafanızın ve at, satış, alış yani işiniz gereği çözmeniz gereken çok ticari kapılarla diyaloglarınız olacak. Ticari sözleşmeler, ticari anlaşmalar, ticari ortaklıklar ya da işsizseniz bile bir ticaret konusunda fikir alacağınız, insanla yapacağınız iş size sürpriz sürpriz paralar getirecek. Yani en çok yurt içi, yurt dışı yani e, mesela diyeyim, ümraniyede yaşıyorsanız ümraniyede, Yeni kapı olabilir. Yeni köy olabilir. Efendime söyleyeyim yeni Bosna olabilir. Hem uzak mesafeli hem de size artı e, e, oluşumlar sağlayacak sürpriz sürpriz güzel oluşumlar var. Eğer doğru dengelendiniz de doğru iş kapınızın sevincini yaşayacaksınız. Aslında yayları iş konusunda çok güzel anlaşmalar var. İster yurt dışı ister dışı ister İstanbul'un ya da ister Ankara'nın ya da ister İzmir'in karşısında oturun. Fark etmiyor. Biraz uzak mesafeli olacak ama size kalıcı iş ve e, gerçekten mutlu olabileceğiniz noktanın sevincini yaşayacaksınız. Bence bunu ek gelir olarak da düşünebilirsiniz ya da e, kendimi geliştirmek amaçlı böyle bir işe giriş yaptım diyebilirsiniz. Bu sizin için doğru bir süreç ama son zamanlarda şöyle söyleyeceğim e, size seyahatler bol bol e, iletişim bol bol konuşma haftanız bol bol e, e, diyalogların artabileceği bir hafta ama siz biliyorsunuz aceleci Çenebaz, Hani yay burçları hani somurtkan insanlar değil. Dünyayı seyahat, seyahat etmek isterler. Her şehre mis kokusuyla ulaşmak isterler de para ekonominizle alakalı ve uzun süredir çözemediğiniz bazı problemleriniz var. Bu anlaşmalar sizin uzun süredir halledemediğiniz para problemlerinizi çözeceği için hani uçmadan Doğru karar ve doğru sistem verdiğinizde son 3 ay içerisinde borç harç sisteminiz çok büyük bir rahatlık. Ve uzun süredir ailenize ev kredisi ya da yapmış olduğunuz bir yatırımla ilgili ödeme yaptığınız için de çok zorlanıyorsunuz. Bence bu da rahatlığa girecek endişe etmenizi istemiyorum. Ne diyoruz çok gülümseme haftası, çok güzel anlaşmaların haftası. Ee, işsiz yayları da e, güzel güzel anlaşmalar ama e, bence Ocak onlar için daha doğru bir süreç olacak. Siz bu ara bu teklifleri değerlendirin. Güzel kapınız Ocak ayında hayatınıza gelecek. E, eğitim konusunda bazı Fikirler var ama parasız olup da eğitimini tamamlamayan, yüksek eğitim almak isteyen ya da kariyer anlamında kendini geliştirmek isteyen yaylar, evet olumluluklar var ama biraz desteğe de ihtiyacınız var. Artık bunu yüzünüzü kızartın, ananıza, babanıza gidin bu eğitimi de yapmak istiyorum deyin. Yaptırın çünkü içinizde uhde kalacak. Buna hiç gerek yok diyorum. Evlenmek isteyen yaylar tam doğru insanı buldular. Bekarlar evleniyor. Evli olanlara da problemleri düzeltme, yenilenme ve yenilik dönemi olacak. O yüzden evinize bir erkek çocuğu muradı diyorum. E biz yani boşanma kararı verdiysek bile evliliğe devam kararı veriyoruz. Bu da sizin için hayırlı ve aydınlık. Sizin kadınsal bölgeniz ve mide hassasiyetlisiniz. E ve son zamanlarda kart ritimle alakalı yorgunluklarınız ya da rahimle ilgili küçük bir operasyon geçirebilirsiniz dikkat diyorum. 9 Aralık, 15 Aralık Oğlak burçları neler bekliyor diyorsanız ya evet çok yoğunsunuz. Aslında şansın size yavaş yavaş ışık açtığını söylüyorum. Böyle hızlı hani Jüpiter hayatıma girdi de bana artık hiçbir kimse dokunamaz. Venüs de yanımda aman diyemeyiz. Ee, yavaş yavaş öğreneceğiz. Çünkü gerçekten çok zor bir iki yıl yaşadınız. Maddi manevi en büyük boşluktaydınız. Ama ben hani diğer insanlar gibi 2020 size şahane. Aralık her şey sizin kapınızda diyemiyorum. Neden diyemiyorum? Ee, doğru ölçümü, doğru genişletmeyi, mantığı ve doğru oluşumları yakaladığınızda bu enerjileri daha iyi alacaksınız. Yani her bu benim dediğiniz ve evet ben nasıl olsa genişliyorum, şans benim kapımda derseniz evinizden bile olabilirsiniz. O yüzden kural ve mantığınız, çünkü siz zaten sabitlenmeyi, yani baba ve anne erkil enerjinizi, oto kontrolünüzü kaybetmemeniz gerektiğini söylüyorum. O yüzden evet şans size güldü. Şimdiden gözünüz aydın. Jüpiter size girdi. <laughs> e, ama biliyorsunuz ki e, girerken de çok büyük hasarlar da yaratabilir çıkarken de hasarlar yaratmasın diyoruz. O yüzden kontrollerimizi kaybetmeden Jüpiter'in keyfine bakmamız lazım. Yani yeni anlaşmaları detaylı. Aa ben de nasıl olsa Jüpiter geldi, Venüs de çevremde dolanıyor. Ee, en güzel noktasındayım derseniz yandık ana moğlaklar sizi kurtaramayız. Yani ne yapıyorsanız yapın derim. O yüzden mucizeleri tek tek yaşayacaksınız ama mantık kontrol kalbinizi de dinleyerek pat diye her şeye imza atmayın. Yani ne demek istiyorum olar? Yavaş yavaş nefes almayın yavaş yavaş güneşin güzelliğini, gecedeki ayı ve yıldızın ne kadar güzel olduğunu farkına varma dönemine giriş yapacaksınız. Ve size böyle bir rahatlık olacak. Hani deriz ya boğa burçlarına, anam ne rahat. Yani dünya da yıkılsa param olsun rahatlıktayım der ya. Sizde de yavaş yavaş böyle otuk koltuğunuza oturacaksınız. Her şeyin sizin hayatınıza güzel güzel gelişini seyredeceksiniz. Bu geliş sırasında da kurallar bozulmadan kontroller elden gitmeden mucizelere şahit olacaksınız bu bir sizin kuralınız ama kardeş konuları e, ve anne baba ile alakalı ilgili bazı olaylar sizin canınızı sıkabilir bu yani kardeşinize kırılabilir, annenin bir lafına kırılabilir babanın bir şeyine kırılabilirsiniz ama e, Bence herkesin özgür olduğunu bir düşünmek lazım. Herkesin bir birey olduğunu. Evet siz ana erkeli ya da baba erkeli enerjinizi hayata geçiriyorsunuz ama onlar da artık onlar sizin bireyleriniz onlar var ettiler. Onlarla varsınız. Onlar sizin kurallarınızda değil. Bunu öğrenin ilk önce. Siz onların kurallarındasınız. Haklarınız var. Ama artık özgür olmak istiyorum ya, ailem düşsün yakamdan, kardeşim düşsün yakamdan, karım düşsün, sevgilim düşsün diyorsunuz ya. Evet, Hani bu ilişkiler belki Jüpiter evrenizde en yorucu, en karar vermeniz ve can alıcı noktanız Jüpiter'in size geliş evresi aileyle olan bağlarla ilgili öğrenmeniz gereken ve özgürlüğünüzün size ait olduğunuza karar vermenize yardımcı olacak ama merhametinize bir şey diyemiyorum. Vicdanınızla kavga ederseniz bir sorun yok. Sağlık konusunda e, özellikle bel ve boyun ağrılarımız hat safhada olacak. Sizin yatak probleminiz var ya da yat, başka bir yerde yattığınızda beliniz, butunuz tutuluyor. O yüzden evim evim diye düşünüyorsunuz. İlk önce yastık ve soğuk algınlığı size biraz sıkıntı yaratabilir. Enfeksiyon ve alerjik sorunlarımız olabilir. Dikkat diyoruz. 9 Aralık 15 Aralık kova burçları neler bekliyor derseniz. Uzun soluklu bir depresyon. Şimdiden gözünüz aydın kovalar. Niye <laughs> uzun soluklu depresyon? Çünkü gerçekten uzun uzun süredir mücadeleler, maddi manevi evrelerde yorgun. iş hayatınızla alakalı verimlilikleriniz ve insanların sizi görmemesi ve insanların sizi anlamaması da o kadar çok ruhen ve depresyona girdiniz ki. Yani artık ben çalışıyorum ama ne yapayım yemek yemek ve ekmek kiram edeyim çocuklarımı okutayım ya da kendi hayatıma bakıyorum dediğinizde. No. Artık bir şeylerin o kadar güzel değişmesine ihtiyacınız var ki. Hani sihirli değnek dokunsun yarın her şey bitsin. Siz de hani bir rahatlayım evresindesiniz ama e, yani ölüm rahatlıktır be kova burcum. Yani mezara gireriz hepimiz rahatlarız. Yani hayatın anlamı ne? Mücadele, ekmek, yaşam, sevgi, aşk. Evet. Zaten sen en büyük sıkıntından sevgi ve aşk, sevilmek ve aşk, aile olamamak. Bence bu yıl bunu başarmayı başaracaksın. Çünkü başaramıyorum ya diyorsun. Artık ilişkiler konusunda, yani 2019 çok yorucu ve çok e, sizi gerçekten yıldıran ama ilişkiler konusunda da oturtamadığınız dengeleri oturtacağınız yıla hani 2019 geçiş yaparken 2020 sizde ilişkiler konusunda muhteşem oturumlara sebep olacak. Hadi bol bol oturmalar diyorum size. Bu demektir ki şaşırtan aşklar radikal ilişkiler ve evlilik teklifleri. İlişkiniz yoksa bile şaşıran bir aşkla hayatınız ve gözleriniz bakacak. O yüzden beklenmedik evlilik teklifleri. Sürpriz sürpriz aşk kokuları havada olacak. Doğru kararı verin. Elleriniz doğru insanla birleşsin. Göz enfeksiyonunuz yani ya kızarıyor içi ya da alerjik olarak göz akıntılarınız olabilir. Göz ihmal etmeyin diyorum. Bu genetik yapınızda da göle, göz alerjiniz olabilir. Son zamanlarda kadınlarda da ayakta ısınmalar var. Yani yaş e, 20 de olsa ayağım nefes çok sıcak daralıyorum. nefese. Belki bu depresyonla panik atakla alakalı ufak ufak başlangıçlar ve uyarılar olabilir. Belki bunu bir dikkate alabiliriz. Uzun süredir de ailenizle vakit geçirmek istiyordunuz büyükleriniz Bence tam doğru bir hafta çünkü size iyileşmek için birileriyle vakit geçirmeye ve sevgiye ihtiyacınız var. Ufak bir aile ziyareti size iyi gelecek. Uzun süredir de böyle kayda kaymak istersiniz, ya kayak yapmak ister. Bazı kovalar karı dört gözle bekliyor. Uludağ'da kar yağdı mı bilmiyorum ama artık kayak mevsimi bazı kovalara geldi. Bence şömine de güzel bir akşam yemeği. Sabahı da muhteşem kayak diyorum. Belki bu yurt dışı fikriniz olabilir. Bir de bazı kovalar Rusya'dan ya da farklı ülkelerden haber bekliyorlar. 18, 14-18 Aralık haftasında da bu beklentiniz gelecek ve iyi olacak diyorum. 9 Aralık, 15 Aralık balık burçlarını neler bekliyor diyorsanız. Bu ara balıklarda doymak bilmiyoruz. Yani yiyor Açım diyor. Yani beyniniz mi doymuyor bu ara? Yani beden çok tokken bile açmış gibi hareket sergiliyorsunuz ve şöyle bir şey var. Bu sanki şeyde de oluşmuş. Ayak üstü hani bir su, bir çay içtik, bir tane daha içeyim. Biraz bu konularla ilgili sizde şu oluşmuş. iş stresi ve gerginliği ve istediğiniz yer olmadığı için acayip derecede panik halinde olduğunuz için mutsuzluktan yediğinizi düşünüyorum. Çok yediniz geçtiğimiz haftadan bu haftaya kadar. Lütfen yemek konusunu biraz kesiyoruz. Vücut enerjimizi toparlıyoruz. Çünkü duygusal ve vicdan arasında sıkışmış ve ben e, niye bu noktaya gelemedim diye endişeleriniz olduğu için yeme enerjiniz artmış. Bunu biraz yumuşatalım. Evet güzel haberler bekliyorsunuz ama hep geciktiği için tam olacakken olmuyor dediğim için biraz bu enerjinizi yormaya başladı ama e, şöyle söyleyeceğim e, güzel haberler yavaş yavaş enerjinize gelecek ve istekleriniz ya da istediğiniz şeylerin haberleri siz biraz mutlu edecek ama bence sizin biraz dinlenmeye, ruhunuzu iyileştirmeye ihtiyacımız var. Bence uzun süredir görüşmediğiniz dostlarınız, üniversite, lise, ortaokul, ilkokul arkadaşlarınızla vakit geçirme ya da iş arkadaşlarınızla güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Çünkü gerçekten birini derinden konuşup enerjinizi aktarmaya ihtiyacınız var. Tam zamanı diyorum. Ee, bir de bazı balık burçları da hani biraz önce dipte vurduğum balık burçlar bazı balık burçları da kupa kaldıracak. İşin kupasını diyorum. Çünkü çok istediğiniz bir yer vardı bunun haberi geldi. Ya yani şöyle söyleyeyim. E, Efes Bilsen'deydiniz, koça geçtiniz. Koçtaydınız Efes B. Yani başarınız bu boyutlukta olacak. Güzel bir noktanın anlaşması sizin hayatınıza giriş yapacak. Ve işsiz olanlarda güzel teklif ve güzel bir haftanın başlangıcı olacak. Onlarda da ufak ufak parasal dengelerimizi toparlayacağız. Bir evimiz var satmak istediğimiz not almışım. Satayım mı satmayayım mı kararsızlığı yaşıyor bazı balık burçları. Şu an satış dönemi değil. Belki bir 6 ay sonra satarsanız daha doğru oluşum olabilir. Bazı balık burçları aşk acısı çekiyor. Ağlama döneminde sevdiğiniz geri gelecek. Biraz daha sabırlı olman gerekiyor. Uzun süredir de evlilikte sorun yaşayan, yaşayan bazı balık burçları çocuk kararı verdi. Tebrik ediyorum. Çok doğru karar verdiniz. Ruh ikizinizde aileler yüzünden evliliğiniz çatlamaya, gereksiz olaylara abartıyordunuz. Bunlar size sıkıntı. Çocuk sizin halinizi düzeltecek. Ee, bir de e, yapmanız gereken tek şey e, uzun süredir sevgilinize hediye almıyordunuz ya da işinize. Tam zaman evet paranız yok ama alın. Onun da gönlü, onun da ruhu iyi geçsin istiyorum. Bir de yapmanız gereken tek şey evinize, ilişkinize ve işinize nazar değiyor. Nazar duası okuyabilirsiniz. Ne bileyim vaktiniz varsa erkeklere özellikle Cuma namazına gitmenizi istiyorum. Ya da Hani benim vaktim yok iş vaktindeyim diyorsanız da e, ya Fettah suresini 101 adet çekerseniz üzerinizdeki bu nasipsizlikler e, bu enerjinin değişimine iyi geleceğini ve size bereketli geleceğini söyleyebilirim. Sağlık konusunda bir şey dedim mi problem depresyon dedim ufak ufak bunlar geçici sorunlar. Belki yapmanız gereken e, sağlığınızla ilgili çok önemli bir şey hissetmiyorum ama e, saç dökülmesi kirpik dökülmesi ya da alerjik bir reaksiyon gösteriyor ya da yediğiniz bir şey sizin midenizi rahatsız edip gaz sıkışmaları yaşıyor olabilirsiniz ama aman aman bir durum değil. Bazı balıklarda da estetik havası başladı. Hadi hayırlı olsun tam mevsimi botoks mudur? Yerdirme mi yapacağız? Erkekler artık bilmiyorum ne yapıyorsanız yapın. Güzellik için her şeyi değer diyorum. Ama Rabbimin verdiği tek şey burnu değiştirmeyin. En zor olan şey burundur. Rabbim bu güzelliği aslında siz ileriki dönemimizde hani bedenler e, aynı eşitlikte gelecek ama Rabbim ilk önce burun oluşumunuza bakacak diye düşünürüm. Hep öyle derim ben. O yüzden lütfen burnunuzda fazla oynamayın. Evet 9 Aralık, 15 Aralık haftalık burcumuzu yaptık. Hopluyorsunuz, zıplıyorsunuz, abone oluyorsunuz. Bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet ben kavuşumları, dereceleri, eee tutulmaları retroları Merkür retrosunu daha var daha 2020'de 3 tane ciddi tutum e, retro e, Merkür retroları gerçekleşecek ve çok yorucu olacak ama ben bunları sevmiyorum sevmekte de zorunda değilim çok eleştiri e, alıyorum bunlarla ilgili ee, ama çok istiyorsanız ofisimizde muhteşem haritanız bakılabilir parasını veriyorsunuz muhteşem retronuz muhteşem haritanız muhteşem bir senelik hastalığınız problemleriniz retrolarınız sonlarınız sonlandırılan gezegenleriniz ilgili hangi eee yıldıza aitsiniz bunları bulmak istiyorsanız kendi ofisimizde özel seans ama 6 ay çok yoğunum zaten haritalı konusunda şu an randevu veremiyoruz. Sevgi ve mutlulukla kalın. Hopluyorsunuz, abone oluyorsunuz. Her şey gönlünüzce olsun.